boş. Anahtarsı boş mu? Aydın. Heh. Nereye lan? Sen git, ben geleceğim. Nereye götürüyorsunuz onları? Yukarı. Yarın boyaya başlarız. Siz getirin onları buraya. Benim odama koyun. Yarın buradan alırsınız. Boyacılar geldi. O zaman boyalar da geldi. Ellerinde gördüm, kutular vardı. Ne oldu? O boyaları devrim adına kamulaştıracağız. Yazıda kullanırız oğlum. Ama yine başınızı belaya sokmayın da abi. Sen de bize yardım edeceksin oğlum. Bak, boyacılar boyaların müdürün odasına götürdüler. Biz de onları oradan alacağız. Bu iş için 3 kişiye ihtiyacımız var. Kaşı ile ben 2. Sen de geldin mi? 3 işte. Ben yokum abi. Kaşı da mı ya? Ne var lan? Kaşımıyor musun? Osman. Gelmen lazım. Oğlum geçen gece de senin yüzünden başım belaya girdi ya. Babana yalan söyledin. Evde bir sürü papara yedin. Oğlum bu öyle bir şey değil ki. Bu ufacık bir şey oğlum. Olmaz. Oğlum ufacık diyorum sana. Ya ben artık senden işemeye bile gitmem, tamam mı? Ne oldu lan? Senle işemeye bile gelmem dedim. Geldik işiyoruz işte. Oğlum bak, bir şey olmayacak. Boyaları kamulaştıracağız. Bir şey olmayacak diyorum. Tamam lan tamam. Bayıttın ha. Bak üzüyorsun ama kardeş. Aydın lan. Bu boya olayını Metin'e sormadık oğlum. Yanlış bir şey yapmayalım. Lan oğlum sen de amma ödeksin be. Oğlum bu küçük bir iş, bu ufak bir iş. Ne lüzum var Metin'e sormaya? Halledeceğim ben. Sen takma kafana. Vallahi bilmem. Tamam be, tamam. Be, tamam. Nerede? Kütüphanede. Al bir bela daha. Ya. Tamam, zıplama hemen. Osman. Bir tane daha atacağım. Sonra gidiyoruz. Yavaş. Yavaş. Allah!
Geberdim ha. İyi boy oğlum mu? İyi boy ağır olur. Ya öyle bir atıyorsun ki yani. Ya oğlum öyledir. Sus. Bu yaptığımız hırsızlık lan. Resmen hırsızlık. Hırsızlık değil oğlum. Kamulaştırma. Boyaları kamulaştırdık. Sen de bu devrimci mücadelede bize yardımcı oldun işte. Ne kızıyorsun? Bakalım ne renkmiş. Oğlum bu nasıl boya? Oğlum bu boya değil lan. Bu hazır harça. Ulan Aydın. Beton taşıttın bize ha? Oğlum ben nereden bileyim? Ben boyacılar ellerinde kutularla gelince boya zannettim. Nereden bileyim harç olduğunu? Ulan ya. Oğlum ne yapacağız şimdi? Oğlum duvarları harçla yazarsın. Yazılar daha kalıcı olur. Sen beni numaradan çağırmadın dışarı öyle mi? Niye numaradan çağırayım müdür bey? Çok fena kavga çıkmıştı. Ben de o yüzden geldim size haber verdim. Hangi kavga? Kavga falan yoktu ki. Bitmiştir efendim biz gidene kadar. Yoksa kavga vardı. Harç kutularını çalanlar da sizler değilsiniz tabii. Vallahi ben değilim müdür bey. Ben de değilim. Peki onun bahsettiği kavgayı gördünüz mü? Ben görmedim. Ben de. Lan! Ama kaşığı gördüm diyorsa müdür bey kesin görmüştür yani. Kaşığı yalan söylemez. Kim yalan söylemez? Kaşı. Kaşı. Kaşı ne lan? Kaşı kim? Adın ne oğlum senin? Mesut. Adı Mesut. Niye kaşı dedin? Evet müdür bey adı Mesut ama bir de kaşı aynı zamanda yani. Kaşı da deniyor. Kaşı? Nasıl yani? Kaşı şey gibi müdür bey yani kaşık gibi. Yani kaşık ama kaşık da değil yani. Kaşımak var ya müdür bey. Kaşımak. Yani Mesut kaşır işte müdür bey yani. Ne olmuş? O kadar önemli bir şey değil müdür bey. Aydın öylesine söylüyor işte. Ya, hakikaten mühim bir şey değil. Öyle mi diyorlar sana? Bunlar kaşı mı diyorlar? Evet. Niye? Müdür bey, isterseniz beni disipline verin. Ama hayatta söylemem. Siz de söylerseniz kafanızı kırarım. Sus! Edepsiz! İşiniz gücünüz... Ne diyordum ben ya? Bunlar harç kutusunu çalmışlardı. Onu söylüyorduk müdür bey. Ulan siz bir halt karıştırıyorsunuz ama elimde delil yok. Yoksa gösterirdim ben size. Ulan boya olsa anlayacağım. Yazı yazdınız diyeceğim ama harçla ne yapılır birader? Allah biz bir şey yapmadık müdür bey. Siz bizim günahımızı alıyorsunuz. Sus! Kolyalık etme. Çıkın dışarı. Çık dışarı. Defol! Pis herifler. Şimdi anlaşıldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.